İyi bakalım annem sabah sabah ne yaptı? Ünal abiyle havuz keyfi. Sosyal medyaya çılgın videolar. Ya deme öyle, inşallah yapmamıştır. Çünkü potansiyeli var, yapar biliyorum. Ama onların hiçbirini yapmamış. Sabah sabah hiç üşenmeden bütün emlakçıları aramış şehirdeki. Buna eminim, bana eve bakmaya başlamış. Ne diyorsun ya? Vallahi. Yani ama ben elimden geleni yapacağım. Yani çıkmamak için direneceğim. Eğer tabii ki direneceksin yani. Taşınamazsın öyle. İzin vermem. Ama biliyorsun sadece ev değil ki mesele, iş de var. İş konusunda çok azimli. İlla tutturduğu çıkacaksın diye. Ya aslında ben o konuyu düşündüm. Öyle zaten patladığına hemen bırakamıyorsun işi. Kanunlar var ya hani, onlar lehimize zaten bizim. Öyle bir ay önceden falan bir haber vermen gerekiyor diye biliyorum ben. Gerçekten mi? Ya tam da süresini bilmiyorum. Bugün zaten muhasebeci gelecek, onu konuşuruz yani. E süper. Yani eğer dediğin gibi olursa çok zaman kazanırız. Hı-hı. Çözdük. Çak. Evet. Bu süre zarfında da zaten annenin sinirlerini yatışması için elimizden ne geliyorsa artık yapacağız. Evet. Onun için çok süreye ihtiyacımız var. Çünkü orası biraz meşakkatli. Kolay yatışmıyor sinirleri. İyi bir süre ama. Evet. Yalnız iyi süre. Hello. Günaydın. Aa, ya. Evet. Günaydın. Günaydın, günaydın Gizemciğim. Özgür Bey, Hakan Bey geldi, ofisinizi aldım. Öyle mi? Süper. Muhasebecimiz Hakan Bey. Gideyim ben bir an evvel konuşayım konuyu. Git konuş. Umarım dediğin gibidir de işi bırakmak zorunda kalmam. İnşallah. Haber bekliyorum. Gidiyorum. Kahve getiriyorum şimdi. Getiriyorum patron. Ezgi'cim, ben seni sabahları görüyorum. Benim bir enerjim yükseliyor. Neden? Gizem çok tatlısın. Canım benim. Ama sen yeni mekana geçince ben seni çok özleyeceğim. Onu ne yapacağız? Ya gel. Bebek. Hepimiz. Evet, öyle bir şey yok gibi duruyor. Dur bakalım. Ben bir bahçeye bakayım, geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Ne bu samimiyet, böyle sarılmalar falan? Hı? Ne oluyor? Ne oldu kırpık? Kıskandın mı? Ne kıskanacağım? Aa. Bu iş bırakma falan diyor. Senin bir parmağın vardır bu işte. İş bırakma falan ne alaka? Ne kadar içim temizse artık kendiliğinden oluverdi. Ben de şaşkınım. Mekan bütçemizi çok zorluyor. Çok işlerdeyiz Özgür Bey. Bir an önce açılması lazım. Açacağız Hakan'cığım. Ben de açmak istiyorum. Çok istiyorum, inan ki yani. Ruhsatı bekliyoruz. Malum. Değil mi? Yalnız Özgür Bey, bu dükkan yüzünden 3 milyon gibi bir rakam eksideyiz biliyorsunuz. Senin de işin gücün para. Vallahi billahi ya. Tamam, panik yapma. Biliyorum benim paramı kendi paran gibi kolluyorsun, ediyorsun. Seviyorum seni. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Onu halledeceğiz, dert etme sen. Ama işte yani... Neyse, asıl konuya gelelim ya. Senden istediğim. Peki. Yeni çalışanın, yani Ezgi Hanım'ın giriş işlemleri tamam. Dosyası da burada. Aa, foto değişik. Kanunen en az 15 gün öncesinden... Ne? Bir 15 gün. Bir aydı abi en son. 15 gün öncesinden... Bir aydı. ...işi bırakacağını ibraz etmesi lazım. Ne, 15'te yeter bize ya. 15'te kurtarır yani. Tamam Hakan'cığım, çok sağ ol. Tamamsa bana müsaade o zaman. Hadi kaç, tamam hadi. İyi günler. Karıştı mı, kapı şu. 30 Ağustos mu? Bugün kaçı? Yarın. Haydi bakalım Özgür Bey. Bir şeyler düşünürsünüz artık yarına. Sen anladın ya konuyu. İşte biraz böyle vintage olursa çok güzel olur. Yeşilçam kafaları gibi düşün yani. Evet, o tınırlarda. Aynen, o da olur. Süpersin. Tamam, gel. Evet. Ben arıyorum seni. Arayacağım. Beni çağırmışsın. Ya o bir ay değilmiş o süre ya. 15 günmüş. İyi ama ya, yine de bir bağlayıcılığı var yani. Evet ya, olur. Yeter bize. Bir de şöyle bir şey var. Hani etik olarak senin yerine yeni birini bulana kadar... beklemen de lazım ya, çünkü etik önemli. O da bize zaman kazandıracak. Yani yeni birini bulunca ben gidebiliyorum, öyle mi? Evet, ama hani senin yerine yeni birini bulmamız o kadar kolay olmayacağı için... hani o da ekstra bir zaman verecek bize. Bunları arda arda böyle ekleyince, birleştirince bayağı bir zamanımız olmuş oluyor. Neden kolay olmuyormuş benim yerime birini bulmak? Sayayım mı ben şimdi tek tek? Övülmek mi istiyorsun? Yaratıcı, akıllı, pratik zekalı, terelelli... konuşkan demek istedim. Konuşkan, güzel kokan. Korkuyorum. Güzel kokan birini nasıl bulacağız senin gibi?
İnsanlar iş almadan önce koklamayacaksın değil mi? Niye koklayayım? Kavuğumu seçiyoruz. Kokla. Bir şey yok. Yok. Yaklaşmam bile yani. Bana niye yaklaşıyorsun? Sana yaklaşıyor değilim aslında. Senden uzak duramadığım için o. O fark var, ince bir fark var. Yok yok. Büyük bir fark o. Özgür Bey, ne yaptın? Nasıl? Oğlum yavaş ya. Kır şu kapıyı ya. Kapıyı kır bence. Değil mi? Ne diyeceksin? Ne diyeyim işte böyle dar. Buralarda dar. Bu oda böyle dar. Bu oda bir de böyle koyu kahve. Dar zaten dar. Bir de o olunca iyice basıyor. İnsan yani böyle bir süre geçirince mecburen yakınlaşıyor. Mesela ben biraz dursam yakınlaşırım. Yakınlaşıyor insan yani. Mesela bir kere biz burada toplantı yaptık. Ben kendimi bulamadım, kaybolmuşum. Çok şey olduğu için de öyle. Ben çıkabilir miyim? İyi misin Emre? İyiyim. Çık o zaman, iyisin. Tamam. Hadi baba. İznimizi isteyerek çıkarım. Hadi. Aman. Hadi. Ol. Kapatayım. Çıkamazsın. Çok ayıp oldu. Ne ona ayıp olacak o ya? Bir şey olmaz ona ya. Kapı. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi kapı gibi duruyor. Kafa karışıklığı oluyor. Bu ofiste öyle bir sıkıntı var. Nasıl yüzüne bakacağım şimdi? Bir şey olmaz ona ya. Ne yapayım? Ya takma kafana. Çok utandım. Yok. Aklı gitti ha, kendine gelemedi. Ben de gelemeyeceğim. Çıkıyorum ben o zaman. Benim de zaten çıkmam lazım. Çok acil işlerim var. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.